Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden ne günü? Aslan Kadını günü. Aslan kadınlarının Haziran ayında yorumları olacak. Hangi enerjilerde olacaksınız? Kartlarımız bize neleri tavsiye edecek? Bunları yorumlayacağım sizler için. Hadi kendimi de katıyorum bu sefer. Çünkü ben de Aslan Burcu'yum biliyorsunuz. 8 tane farklı desteği tekrardan bir araya getirdik. Çünkü Instagram adresinden çok yazan oldu. YouTube'dan yazmadınız ama Instagram'dan aşırı derecede bir mesaj trafiği var. Lütfen 8 tane desteğimiz olsun diye. Ben de tabii ki dedim. Neden olmasın? İsterseniz 10 tane de olur sevgili arkadaşlar. Hiç fark etmez. Yeter ki doğru desteleri bulup size en doğru yorumları yapabileyim diye. Bu kadar çok desteden destek alıyorum diyebilirim. Dilerseniz haydi gelin hep beraber Haziran ayımızda neler olacakmış genel olarak onları bir yorumlayalım sizlere. Bir tane Osho'dan aldım. Bakalım hangi gezegenin enerjisi altında olacakmışız. Hangi metaforda olacakmışız? Doğanın ruhunda neler gelecek bize? Bize neyi gösterecek Haziran ayında? Bu güneşli günlerde. Artık inşallah güneşli olur diyorum. Çünkü şu boğaz gıcıklığı ben de hiç gitmedi. Bir lodos esiyor, migrenimiz tutuyor, başımız ağrıyor. Bir soğuk hava dalgası geliyor. 2 haftada bir ya da haftada bir nezle grip gibi bir şey oluyoruz. Hiç yani kaldıramadık başımızı diyebilirim. Bir tane de Oracle'dan aldım. Şu kartı alırken biraz böyle bir içim burkuldu gibi geldi. Neden acaba? Şimdi bakacağım, çok merak ettim ne geldi. Böyle bir iyi bir şey hissetmedim ama neden acaba? Ya da bir zorluk, bir güçlük bir şey hissettim. Şimdi çok güneş gelmiştir, hiç şaşırmam. Güzel bir şey gelmiş olsun inşallah. İlk önce şuradan başlıyorduk. Oracle kartımız bakalım ne söylemiş bize Haziran ayında Aslan Burcu kadınlarına. Kaygı. Aman ne olacak canım? Kaygı kaygı olabilir. Bir şey değil. Çok da önemli değil benim için. Doğanın ruhu ne söylemiş bakalım. Bataklığın ruhu. Aman yarabbim. Hatalardan ders almadıkça daha da dibe çöküyorsun. Kurtulmak için çırpındıkça bataklık seni daha da içine çekiyor. Hiç bize uygun mu? Kesinlikle değil. Antares gelmiş gezegen kartları olarak. Çok çalışmanın ödülü, inatçı bir yapıda olmak, sınırları zorlamak, otoriter. Evet, bize uygun mu? Aynen öyle. Olabilir. Güzel. Ah ne kadar tatlı gelmiş. Oysa bize sevgi dedi. Ben çok sevdim bunu. Hadi bakalım diğerleri neymiş bakalım. Boğaz çakrasıymış. İletişim çakrası yani. Bu kartımız oymuş. Çok güzel, dua geldi, araç geldi ve seçim geldi. Evet, şimdi çok güzel, çok güzel. Peki, şöyle bir baktım. Şunlar iyi de şu niye böyle kaygı ve bataklığın ruhu geldi? Ona bir kart koyalım mı? Ben merak ettim. Neymiş bu? Evet.
Şimdi başka neden zindanda kalacağız bakalım. Ve neyi seçmemiz gerekiyor? Hangi konuda bir seçim yapmamız gerekiyor? Şimdi bu kaygı olan yerde ne var? Bir de bataklığın ruhu geldi ya, hatalardan ders almadıkça daha da dibe çöküyorsun diyor. Bir şeyleri idare etmekten. Yani sürekli idare etmememiz gerekiyor. Net olmak gerekiyor. Yani eğer ki bir şeyi sevmiyorsanız bunu söylemeniz gerekiyor. Ya biraz daha idare edeyim, şöyle şöyle aynı bu karttaki gibi değilmiş artık. Bataklığın ruhundaki o ders almamız gereken konu buymuş. Diyor ki bize, bir şeyleri idare etmeye çalışma. Kendini yıpratma diyor. Buymuş, öğrendik. Tamam, çok güzel. Kaygımız da bundan dolayı geliyormuş. Yani kaybetme korkusu, bir şeyleri kaybetme korkusu olabilir elbette. Ama biz aslan kadınıyız. O yüzden bizim için kayıp da olsa bizi hiçbir şey aşağıya çekmez. Biz ateş elementinin insanlarıyız. Biz her zaman canlı, enerjik, neşeli olmak zorundayız. Yani bizim doğamız öyle. Bizi hiçbir şey kaygılandıramaz. Kaygılandırır ama kısa sürer. Biter, gider. Hangi konuda seçim yapacakmışız? Of, çok güzel. Güneşle alakalı. Neyi seçerseniz seçin. Haziran ayında. Hangi konuda olursa olsun. Yeni bir iş, yeni bir ev, yeni bir partner, yeni bir bluz, yeni bir şeyler, hiç fark etmez. Seçiminiz çok güzel olacak. Son derece size faydalı bir şey olacak. Çünkü güneş bizim elementimizdir. Pardon, gezegenimizdir. Peki, neydi? Bir konu hakkında sıkışıp kalınacaktı. Evle alakalı bir durum. Veyahut da evlilikle alakalı bir durum. Dedi. Şimdi ilk açılışımızı tılsım onlusuyla yaptık. Tılsım onlusu bana şunu söylüyor. Zaten zengin bir aile hayatının olduğunu, bir miras meselesinin de olabileceğini ya da zengin bir evlilik söyler. Fakat burada bir şey var. Paranın şu anda, yani o parayı görememeniz var. Yani o zenginliği yaşayamıyorsunuz. Fakirliği yaşıyorsunuz olarak görünüyor. Tılsım beşlisi kartıyla yanında. Burada bir gizem var. Burada bir sır var dedi. Şimdi oraya geleceğim. Altında ise değer kapısı geldi. Yine parayla ilgilidir. Takdir ve beşinci çakra. Baş melek Gabriel. Yani boğaz çakramız. Yani iletişim çakramız geldi. Aslında çok takdir edilen insanlarsınız çevrenizde. Herhangi bir kötü lekeniz yok, yani hani o tarz insanlarsınız. Etrafınızda seviliyorsunuz, beğeniliyorsunuz, takdir ediliyorsunuz. Aynı zamanda paranızın olduğunu da düşünüyorlar ama aslında durum öyle değil bu aralar gibi görünüyor. Yani belki bir kısmınızın elbette ki parası olabilir ama bir kısmınızın da varmış gibi görünüyor, aslında yok. Yani sıkıntıdasınız. Sıkıntı çektiğiniz bir dönemdeymişsiniz. Beşli geldiği için 5 aydır bu sıkıntıyı çekiyor olabilirsiniz. Ya da Mayıs ayından getirdiğiniz bir finansal sıkıntınız olabilir sevgili arkadaşlar. Dua ediyorsunuz hareket enerjisine geçmek için ama bir seçim yapmak arifesindesiniz Haziran ayında. Araç çıkmış, il ya da ülke dışı durumlardan bahsediyor. Ya da hayatınızın direksiyonuna geçmekle alakalı bir seçim yapacaksınız olarak görünüyor derken ne geldi? Güneş geldi tabii ki de. Bu seçim gayet güzel olacak sizler için. Hiç endişe etmeyin, kaygı duymayın. Hiçbir şeyleri idare etmeye çalışmayın. Şimdi burada ne dedi üstte? Zindan, sıkışıp kalmak, işin içinden çıkılmaz durumlar, akıl ve kalpteki tutsak, bazen kendi zihnindeki hapise mahkum olmak, bazen ise bu eserde gönüllü razı gelmek. Bir aslan kadını gönüllü razı gelmez aslında. Tamam, düşünürüz, sıkışıp kalırız, işin içinden de çıkamayız. Bu evlilik meselesiymiş. Eğer ki hali hazırda söz, nişan, düğününüz olduysa bir evlilik meselesiyle alakalı olabilir. Yok, hayır, benim bir partnerim bile yok veyahut da bir ilişkim yok veyahut da bir evliliğim yok. Böyle bir durumum yok diyorsanız da bir ev almak, aynı çatı altında bir yere taşınmak, belki evinizi değiştireceksiniz Haziran ayında. Değiştireyim mi, değiştirmeyeyim mi, o tarafa geçeyim mi, geçmeyeyim mi diye bu konuda zihniniz meşgul olabilir sevgili arkadaşlar. Şimdi hayatınızdan fazla olan ne varsa çıkaracaksınız.
köklü bir temizlik yapacak ve işe yaramayanlardan kurtulacak ve arınacaksınız. Fakat bu konuda bu konunun yanına fırtınayı vermiş. Şimdi buradaki fırtına nedir? Neden fırtına olabilir? Değil mi? Hani zaten köklü bir temizlik yapacaksınız. Eğer ki bunu yaparsanız zaferi elde edeceksiniz. Eğer ki yapamazsanız ne olur? Bu arınmayı yapamazsanız her şekilde yine de bir köklü bir sağlam belki yardım gelecek size başkasından. Çünkü burada birinin yardımını hissediyorum her nedense. Sizden daha üst düzeyde birisi, yani yaşça büyük olabilir. Belki bir yani farz misal Reiki uzmanı olabilir. İşte bir yaşam koçu olabilir. Bir sanki bir size yardımı dokunacak. Siz isteyin ya da istemeyin. Bu şey neyse, bu köklü arınma neyse bunu yaşamak zorundasınız Haziran ayında. Yani isterseniz yaparsınız, zaferi elde edersiniz. Eğer yok ben bu köklü arınmayı yapamıyorum daha deseniz bile dahi bunu yaptıracak size birisi yardımcı olacak. Ve uzun seneler bu size yardımcı olacak. Çünkü bu geçici bir yardım değil, geçici bir arınma değil bu. Bu kalıcı bir arınma. Çünkü büyük arkana kartı geldi, büyücü kartıyla. Ve yaklaşık 1 ile 6'sı arasında, Haziran'ın 1 ile 6'sı arasında bu arınmayı gerçekleştirecek olabilirsiniz. Yani size kalmış. İster çaba gösterirsiniz, ister göstermezsiniz yine de arınacağınızı söylüyor kartlarımız. Birinden yardım almak istemiyorsanız kendiniz bu arınmayı gerçekleştirebilirsiniz. Peki hangi konuda arınmanız gerekiyormuş en çok da? Yeni başlangıçlar, güzel başlangıçlar elde edebilmek adına diyor ama hangi konuda arınmanız gerekiyormuş? Yine yeni başlangıçlar verdi. Hüzün konusunda. Hüzünleniyorsunuz, üzülüyorsunuz, moraliniz bozuk. Belki de bir hayal kırıklığınız var. Bu konuda arınmaya ihtiyacınız vardır. Evet, ruhsal olarak yani. Güzel. Çünkü dua enerjisi de geldi. Peki burada bir şey vardı, bir sır vardı. Bir parayla ilgili. Zengin bir aileye sahipsiniz fakat fakirliğe yaşıyorsunuz olarak göründü. Çok enteresan değil mi? Bunun sebebi neymiş? Kılıç yedilisi sizin arkanızdan iş çevriliyor. Birileri sizin arkanızdan iş çeviriyor sevgili arkadaşlar. Ya sizin zamanınızı çalan birisi var, emeğinizi, paranızı, yani bilginizi bile çalan birisi olabilir. Aman dikkat. Bakalım bu konu neymiş? Bir yerden bir kaçak var yani, anladınız mı? Koç burcu bir erkek. Yine ateş elementi. Bir araba. Pekala, şimdi bu iş neymiş bakalım. İki tane büyük arkana geldi. Bence siz ne yapacaksınız biliyor musunuz? Büyük bir atağa kalkacaksınız gibi geldi bana. Eril enerjinizi çalıştıracaksınız. Çünkü bir şeylerin vaktinin geldiğini düşüneceksiniz ve hayatınızın direksiyonuna kendiniz geçeceksiniz. Bunu yapmak zorundasınız. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Arkanızdan iş çevriliyor. Size yaşatılması gereken zengin aile hayatı yaşatılmıyor. Aksine finansal sıkıntılı bir aile hayatı yaşıyorsunuz. Şimdi sizin elinize bir fırsat geçecek. Bu nasıl bir fırsat biliyor musunuz? Şimdi ailede bir bayan var. Bu bayan sizden yaşça büyük. Anne, abla gibi. Yenge, teyze gibi. Ama aileden diyebilirim. Yenge, hala, teyze. Hadi kuzen de olsun. Yaşça büyük kadın kuzen. Yaşça büyük abla, anne enerjisi var. Hadi en fazla kayınvalide de olabilir diyelim. Şimdi bu kadının bu kadınla alakalı bir durumlar var. Yani sizin size ailedeki bu engel bu kadından geliyor. Ve sizin elinize
hukuki bir süreç geçecek. Siz bu kişiyi enseleyeceksiniz. Tabiri caizse. Yani ne? Yani hakkından geleceksiniz siz bunun. Siz size aslında hukuki bir suç işlemiş diyebilirim. Yani hakkınızı şöyle yemiş olabilir. Sizin olan bir şeyi aslında olmadı, yapamadık. Veyahut da sen yapamıyorsun, uğraşma artık. Veyahut da ben artık geri çekildim ya da sen geri çekil. Sen uğraşma. Sizi diskalifiye etmeye çalışacak olabilir, etmiş de olabilir. Bu hakkı bulacaksınız. Burada bir hukuki meseleden bahseder. Burada bir avukat çıktı. Bir şeyler var. Birileri bir şeyleri karıştırmış. Ailenizden bir kadın yanlış bir şey yapmış. Siz o yüzden bu güzel aile hayatını, zengin aile hayatını yaşayamıyorsunuz. Peki Haziran ayında bu kadın artık suçunu kabul edecek mi? Oo, Haziran'da bu kadın öfkeleniyor mu? Siz de öfkeleniyorsunuz. Sopalar çekilmiş ve emeklerin karşılığı bekleniliyor. Güzel. Şimdi yaptıklarınızın, emeğinizin karşılığını göreceksiniz. Ve eskiye dair bütün düzen değişiyor. Bir düzen oluşturulmuş ve bu düzen yanlışmış zaten baştan beri. Yıldızınızda bir durum var. Daha doğrusu nazara çok fena gelmişsiniz. Bu kişinin nazarı var. Heh, işte. Tipini söylüyorum. Uzun boylu bir kadın. Çünkü burada değnek kraliçesi geldi. Değnekler uzun uzundur biliyorsunuz. Burada tip olarak uzun bir kadını verdi. Zayıf olabilir. Böyle hani sopa gibi vücutlu, düz vücutlular var ya. Hani böyle çok böyle hatsız vücutlar. Onlardan olabilir. Tip bu. Dikkatli olmanızda fayda var. Sizin gibiymiş gibi davranıyor. Neden? Çünkü Koç Aslan Yay burcu kadını gibi çıktı. Ama kara kediye bakın. Kedileri çok severim. Yani kara kedileri de çok severim de. Şimdi buradaki anlamı farklı. Dikkatli olmanızda fayda var. Size sizin gibi davranıyor. Sizin gibi yaklaşıyor. Aynı fikirdeymişsiniz gibi ama değil. Ara bozucu bir kadın. Umarım kim olduğunu anlamışsınızdır ve olayı irdelemeye başlamışsınızdır. Evet, hadi bakalım gelelim sorularımıza. Bir işi olmayan sevgili Aslan burcu kadınları, hiçbir yerden geliri olmayan. Zaman gelmiş. Artık bir mahkeme, artık bir muhakeme zamanınız var. Ve çok sabırsızlanıyorsunuz. Bir şeylere çok yaklaşmışsınız. Güzel. Bir işi olanlar, işinizden pek memnun değilsiniz. Size bazı teklifler veriliyor. İşte seni şuraya çıkartalım. Şöyle bir ya da şu kadar sana maaş verelim deniliyor. Ama siz sevmiyorsunuz, beğenmiyorsunuz. Çünkü umduğunuzu bulamamışsınız iş yerinizde. Bir ilişkisi olmayan Aslan burcu kadınları ise kendini bitik hissediyor. Ama ne olmuş biliyor musunuz? Bir karma ödemişsiniz. Ve teklif geliyor. İki tane prensten geliyor. Bir tanesi daha sağlam olacak. İki erkek çıktı burada. Veyahut da şöyle de olabilir. İkisi de aynı erkek olabilir. Şimdi size bir teklif edecek olan birisi olacak. Ama bu erkek pek size nasıl söyleyeyim, az gelecek. İşte yaşı küçük olabilir, beyni küçük olabilir. Erkeklerden bahsediyoruz sonuçta. Şimdi bana kızacaklar ama. Biz kadınlar gibi değiller, üzgünüm. Ondan sonra bu ikisi aynı kişi olabilir. Bu adam size sonradan sahip çıkacak olabilir. Yani siz onu bırakmak isteseniz de, hani istemeseniz de onunla görüşmek. Ama o sizinle görüşmek isteyebilir. Bu kişi bir kişi olabilir. Ama dediğim gibi iki kişi olma ihtimali de var. Bir ilişkisi olanlar, ilişkiyi askıya almışsınız. Niye ilişkiyi askıya almışsınız? Dengeye gelmeniz gerekiyormuş. Bir dengesizlik olmuş aranızda.
Evet, Koç Aslan Yay burcu erkeği yükseleni Koç Aslan Yay olabilir. O da sizin gibi Koç Aslan Yay Aslan burcu olabilir. Böyle ateş elementli bir adam geldi burada. Böyle aslında baba olmaya hazır, böyle baba enerjisinde, koca enerjisinde bir adam çıktı. Peki hali hazırda bu adam evli mi? Yok, değil. Bu adamın işi gücü işlere güçlere koşturmakmış. Biraz hareketsiz kalmış size karşı. Ondan dolayı işler askıya alınmış diyor burada. Burada. Evli olan Aslan Burcu kadınları için işte görmek istediğim mertebe. İmparatoriçe mertebesi. Daha ne olsun? En iyi evliliği yapmışsınız. Tebrik ederim. Haziran ayınız çok güzel geçecek. Hamile kalabilirsiniz evli olanlar. Burada hamilelik de söz konusudur. İstiyor olabilirsiniz. Bu gündeme gelecek olabilir. Olumlu sonuç alacaksınız diyebilirim. Platonik olanlar. Platonik olanlar bir şeyler güzelleşiyor sanki. Buna bir tane daha alacağım. Platonik olanlar. İletişim geldi. Normalde gelmez biliyorsunuz. Sizinle görüşecek. Ve siz artık bu platoniklik seviyesinden çıkacaksınız. Güzel güzel bir adımlar atacaksınız. Ex partnerinde aklık takılı kalanlar hala ikilem içerisindesiniz. Üzülüyorsunuz. Sizi üzüyor bu durum. Ve artık ex partnerinizi bırakacağınızı söyleyebilirim. Başka kıyılara gideceksiniz. Yani sizin ekmeğiniz burada yokmuş. Peki bir şey soracağım. O ne yapacak? O size bir teklifle gelmek istiyor ama önünde bir engeli var dedi. Bu engeli de onun aklına şöyle bir şey sokmuş birileri belli ki. Bu kadının sorumluluğunu alırsan bir tane sorun değil birden fazla sorumluluğun olacak ve sorunların her gün artacak demiş. O yüzden de bu ex partner size gelmiyor şu anda. Peki gelir mi? Öncelikle şöyle bir şey yaşaması gerekiyor. Sizden sonra birilerini daha tercih etmesi ve ihanete uğraması gerekiyor. Ve birilerinin bunu haklaması gerekiyor. Bir karışması lazım bunun. Bunun bir aklının başına gelmesi gerekiyor. Ondan sonra size ne yapar? Evlenme teklifi eder. Aklı başına öyle bir gelir ki sabretmeniz lazım. Eğer ki bu adam da ısrarcıysanız. Ve Boğa burcu kartı geldi. Boğanın zamanı Mayıs'tır. Belki önümüzdeki Mayıs'ta yani bir sene sonra diyeceğim ama o kadar da değildir ya. Yani 5 rakamıyla geldi. Toprak grubu Eylül diyelim hadi. En geç Eylül'de bu sizde. Çünkü Boğa çok uzun bir zaman oldu. Tarot vermez bu kadar uzun süreyi. Anlık enerjiye bakar biliyorsunuz. Ben yine de içimden hissettiğim şeyi söylüyorum size. Çünkü olayları da göz önünde bulunduracak olursak hemen ertesi gün sizi arayacak ben diyemem. Anlık enerjidir ama bunu söyleyemem yani. Hani bu çok saçma olur bu durumda. O yüzden size olayların olgunlaşması, bu adamın pişmesi, bu adamın aklının başına gelebilmesi için en geç Eylül ayında sizlerle olacak diyorum. Eylül'e ne kadar kaldı? Haziran, Temmuz, Ağustos. İşte 3 aylık bir dönem. Bence yeterli. Bir kafasını gözünü kırsınlar bunun da. Ondan sonra aklı başına gelir. Galiba bitti. Evet, soracağımız sorular bitti. Sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi sevgili arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bir yerlerden bir cımbızla da alıp duymanız gereken bazı noktalar, bazı ipuçları olmuş olabilir. Bireysel açılım isterseniz elbette ki Instagram adresime hepinizi beklerim. Kısa açılım, uzun açılım hangisini istiyorsanız bu konuda size yardımcı olacaktır asistanım. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Temmuz ayı yorumu için görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.